Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir iki arkadaşımın önerdiği bir steakhouse var. Hem bildiğimiz Türk usulü dana pizzalısı hem de zaman zaman Japon Kobe dana pirzola ve bonfilesi yapıyorlarmış. Buraya geldim. Oldukça heyecanlıyım çünkü ilk kez ülkemizde Wagyu dediğim benim sığır cinsinin tanına bakacağım. Dar Bey, ben buraya ilk kez geliyorum ama Bostancı'da yaşayan bir arkadaşım beğeniyor burayı, duymuştum. Sağ olsun. Hatta beraber gelelim dedi bir gün. Kısmet olmadı. Bugün neymiş? Evet. Sağ olun, hoş geldiniz. Şimdi siz anladığım kadarıyla burada başladınız. Şimdi birkaç şubeniz var değil evet. mi? Ne kadar oldu başlayalı? 4,5 sene oldu. Şubeleşmem son bir senedir yoğun olarak şubeleşmeye başladım. Çünkü belli bir şeyleri belli bir seviyeye gelmeden hemen şubeleşmek, altyapının sağlam olmadan yapılması bence uygun değil. Altyapı nedir? Çiftliğiniz falan var mı? Evet, evet. Ben yaklaşık olarak 29-30 yıldır aile mesleği hayvancılık yapıyorum. Büyükbaş hayvancılık. Nerede yapıyorsunuz? Gebze ve Kars'ta çiftlikleri. Karslı mısınız? Karslıyım. Anladım. Evet. Nisan ayından Ekim'e kadar Kars'ta dağda otlar hayvanlarımız. Evet. Ondan sonra Gebze'ye gelir. Gebze'deki çiftliğimde serbest besi yapıyorum. Genelde Angus, Black Angus hayvanları besliyorum ben. Evet. Yıllardır, yaklaşık 10 yıldır falan Black Angus besliyorum zaten. Tamam. Çünkü steak ve ete uygun en yapılı, en yağlı doku Angus'tan çıkıyor. Black Angus. Black Angus. Evet. Red Angus da arada var ama daha verimli olanı Black Angus evet. vücut yapısı olarak. Benim şu ana kadar hayatta yediğim en lezzetli şey cinsi, sığır cinsi Galicia. 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 Çok az yerde bulunuyor. Bulmak çok zor. 14 senelik buldum. Özel yerlerim var. Bask herkese söylemiyorum herkese çünkü onlar öğrenmek o kadar bilinmesin diye evet. Bildim. Çok enteresan. Peki pişirmeyi de siz mi şey yaptınız? Çünkü internet yazıyor. Yani şeye yani, mi gittiniz yurt dışında? Yurt dışında uzun zaman kaldım zaten. Hem nerede kaldınız? Miami'de ve Uruguay'da, Arjantin'de de kaldım. Aynen. Sırf şey için değil, pişme için değil. Ben çiftlik tarafı için de çok zaman harcadım. Öyle çünkü, mi? Çünkü Türkiye'de de hala karadüzen çiftçilik yapılıyor, hayvancılık. Biz bundan biraz çıkmamız lazım. Ne hayvancılık yapılıyor? Karadüzen. Yani hani sadece ne? Hayvanın önüne yemi verip temizleme ile hayvandan besli programı olmaz. Nasıl olur? Nasıl olur? Mesela ben nasıl bir et üretmek istiyorsam ona göre beslemem gerekiyor. Mesela ben yağlı bir ürün üretiyorum. Evet. Buna göre işte arpa postasını yağlandıracak olan şeyleri vermem lazım. Taze mısır veriyorum silaj yapıp. Anladım. Kırma yapıyorum. Kış için yazın dağda çıkan otlarımdan balyalayıp Kars'tan buraya getiriyorum. Çünkü bizim Kars notu çiçeklidir. Bilirsiniz kaşarı ve balı çok ünlüdür. Evet. Onları da özellikle gravyeri. Evet. Onları da yedirdiğim zaman hayvanda tamamen istediğim dokuya ulaşabiliyoruz. Çok azdır. Zaten Türkiye'de bunu kendi yetiştirmiyorsanız bulamazsınız bir yıl. Çünkü hem kalitesi çok çok iyi hem de doğru tuzlamışsınız. Biz pişirmeden önce... Tuzlamışsınız. Yani şöyle bir aslında yanlış bir algı var ette. Tuz eti sertleştirmez. Etin dışındaki pişirmeden önce sürdüğümüz tuz o gözenekler düzgünce kapanıp suyun içinde hapsedip en önemli özellik su ağzınıza dağılsın. Kesinlikle öyle. İç tabağınıza da akmamıştır su. İkinci bir şey daha ekleyeyim. Piştikten sonra tuz dökülmez. Ya tabii. Hem o sağlıklı değil, içine emmiyor hem de o. Yani bu bence yani bir şef biz tuz dökmeyi müşterilere bırakıyoruz dediği an o amatörlük şefidir. Gerçek şef değil. Ya şey gerçek bir şef bunu söyler mi? Yok kesinlikle. Mesela söyle. Ete sos istedikleri zaman bile evet. Çok iyi et restoranlarında şef çıkar mutfaktan gelir. Etin neyini beğenmediğinizde sosla tadını almak. O ayrı bir konu. Yani sos farklı yani. Evet. O ayrı sos olabilir. Yani sos farklı bir konu.
bazı şeyler, yani Fransız mutfağında harika soslar var. Hmm. Şey yapabilir. Ama menü sosu yanına koyacaksınız. Tabii tabii, üstüne dökmüyoruz biz. Üstüne dökmeyeceksin şey, ama çok iyi bir sos. Mesela Roquefort sos düşün. Yani deep blue sosları, deep blue sos mesela burgerle de olabilir, çok iyi yani gider. Etleri olabilir yani. Ay çok güzel ama bu, yani gerçekten tebrik ediyorum. Afiyet olsun. İsteyeni isteği herhalde, ben biliyorsunuz benim orta az pişmiş sevdiğimi. Yani biz genelde mesela biz aslında misafirimiz geldiği zaman ne yersiniz diye sormuyoruz. Nasıl evet. pişmiş yersiniz? Evet. Pişme derecesine göre et sunuyoruz. Yani her eti her şekilde vermiyoruz. Kullandığınız tuz ne? Biz deniz tuzu kullanıyoruz. Ondan çok güzel. Deniz tuzu kesinlikle ette mühürlemede en faydalı olan şey. Lezzet açısından da iyidir. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok, çok iyi başladık. Teşekkür ederim. Daha da güzel. Devam edelim. Bir iki şey daha deneyeceğiz. Evet. Ayrı da böyle veriyoruz. Bunu da bir tadına bakmanızı istedim. Tabii üstüne de sarımsak ve tereyağı, zeytinyağı herhalde. Biberiye ile beraber kavrulmuş. Burger'a bu kesin yakışır. Evet. Güzel. Şimdi ben İstiridye mantarına çok düşkün değilim. Çünkü bunları yetiştiriyorlar. Evet. Ama siz güzel, içi sulu ve şey yapmışsınız, lezzetli. Fakat şöyle bir şey düşündüm. Siz bunu porcini zamanı, porcini'den yapsanız, porcini mantarıyla bu harika bir şey oluyor. Tek sıkıntı şu oluyor onda. Her dönem aynı standartta bulamaya ihtimaliniz. Kobe'yi bulduğunuz zaman yaparsınız yani. Evet, doğru aslında. Öyle bir yani dönemsel olarak yapabileceğimiz. Çünkü bakın şimdi şeylerde tehlikeli bir şey var zincirleşince. Evet. Hep aynı olması gerekiyor. Niye gereksin ki? Dönemin doğru. şeyleri olur. Yani oyunun spesiyatı. Ona dikkat ediyorum ama tabii ki mesela misafirlerimizden hep şey oluyor. Geldiğinde hep aynısı. Aa yok mu bir hayal kırıklığı. Ama sizin dediğinizde mantıklı. Bazı özel ürünler için böyle dönemsel bir şey yapılabilir. O da benim sizden alacağım iyi bir tavsiye olur. Yok artık yani programı izleyiciler herkes biliyor ki en güzel tavsiye o zaman dönemsel olarak güzel neyse o tavsiye. Evet. Doğru yani 12 doğru. ay boyunca tabii hani buraya dana pirzola yemeğe gelip o yoksa hayal kırıklığı uğraşma 12 ay olur. Evet, evet. Ama mantar çeşitleri değişir. Domates zamanı farklı, patlıcan tabii, zamanı doğru. farklı yani. Mevsimsel ürünler maalesef artık dünyada zaten bizim çocukluğumuzda gerçek mevsimsel ürün vardı. Ha, tabii. Şimdi 12 ay var ama mesela şu domates rengine bakın. Mesela ben bunu ilgimi çekmiyor böyle domatesler bunlar. Evet. Zaten tohumları da bunların genetiğiyle oynanmış. Yenilenmiyor yani. Yenilenmiyor. Bir kere bittiği zaman bir daha şimdi olmuyor. Ben o kadar zorluk çekiyorum ki iyi domates bulmak için inanın lokanta için imkansız gibi bir durum yani. Çok zor. Yerli tohumdan domates. Çok zor. Ama siz özenerek bir salata yapmışsınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Şu şeyi kaldırsanız iyi olur. Çünkü hazır, dursun da. Genel olarak bu tip mısırı, bu da genetiğiyle oynanmıştır. Evet. Hiçbir lezzeti yoktur. Taze olmayınca mısır bence hiç kullanılmalı daha iyi. Doğru. Onu dedikten sonra bir tane çatalıma takıldı. kısmetinize o varmış. Belki sizin. Mısır protesi ama eski mısır. Bakın mesela şey direniyor. Meksika hala büyük şirketlere kafa tutuyor. Kendi mısırlarından vazgeçmemek için. Çünkü ben Meksika'ya gittim. Tohumlarından bir şeyden, mısırdan yapılmış tortillalar var. Allah'ım ne lezzet. Kokusu onlarla şey yiyoruz, taco yiyoruz. Afiyet kokusu olsun. Şeyi. Afiyet olsun. Hala köylüler eski usul yapıyor. Bu yani şeye teslim olmalılar. Özünü demesi. Bırakmıyor. Yani ticari amaçlı değil tabii birazcık daha. Tabii ticari her şey ama karşı koyma önemli yani yaşatmak doğru. önemli. Bizde bulunmuyor adeta. Çok zor. Salata güzel. Sosunu yapmıştım kendim. Bol zeytinyağlı. Evet, fesleğen var içinde taze. Güzel. Hafif soya sosu. Biraz güzel bir sirke ya da limonlu da olabilir. Tabii onu, yani biz ana baz sosunu yapıyoruz. Diğer geri kalanı misafirimiz masada istediğine göre ona göre servis ediyoruz. Şu ekmeği de galiba. Hoş evet, ekmeğim. Evet. Şimdi şöyle. Tam buğdayından yaptığım bir ekmek o. Hı, güzel. Günlük yapıyorum ekmeği. Güzel. Sağ olun. Teşekkür güzel. Ederim. Ne veriyorsunuz? Evet. Çünkü yani ekmek yiyen bir toplumuz.
Onu da güzel. Fazlayı hatta. Evet. Ama en azından daha bu şey bir ekmek, biraz esmer. Esmer. Onunla. Yani şey, etlerin yanında, yani burger ekmeğimiz ayrı bir özelliğe sahip. Bunlar biraz daha farklı. Bunlar bu Meksikana sos dediğim sos benim. Ne için? Önden atıştırmalık olarak misafirlerimize sunduğumuz. İçinde kuru domates, ceviz, biberiye, çok kekik var içinde. Evet. Genelde taze kullanmaya çalışıyorum hep. Bu ekmeğe de batırılıp. Evet, evet, çok keyifli olur. Ve zeytin herhalde. Zeytin. Yine içinde fesleğen var. Fesleğen, yani biberiye seviyorsun. Çok seviyorum. Yani tazesini kullanmak hoşuma gidiyor. Zaten hani kış aylarında çok fazla yoğun bulamıyorum ama çiftlikte yazın çok oluyor benim. Oradan getirip sık sık kullanıyorum. Antioksidan özelliği de olduğu için seviyorum da yani. Kesinlikle zeytin diyorsunuz. Evet. Hem de biberiye de öyle. Biberiye. Sevdiğim ürünleri kesinlikle genelde ben kendi damak tadımla misafirlerime de yansıtmaya çalışıyorum. Bunun sirkesi yerinde. Evet. Biraz eklenebilir. Eklenebilir değil mi? Yani her masaya bu geliyor. Geliyor evet. Fiyatlar nedir? Mesela ilk süt danasına kadar? Süt danası porsiyonunda 4 tane var. Evet. Ya da 5 gramajına göre 200-250 gram arasında. Evet. 32 lira onun fiyatı. Bu ne porsiyon kadar? Süt danası tek başına isterseniz öyle bir tane yemek. Evet. O 6 TL. Benim yediğim 6 TL mi? Evet, o bir tanesi 6 TL. Ha, güzel. Mantarımızsa tabakta geliyor. Böyle 4 parça, 5 parça, 8 TL. Salatamız 12 lira. Tamam. Bunlardan misafirimizden tamam, evimize geldikleri için fiyat başka almayız. Ne var şimdi gelecek? Şimdi siz soğan halkası ve burger tavsiye etmiştim ama siz burgeri herhalde değiştiriyorsunuz. Burger kalsın. Tamam. Şimdi ben et yemeği yani burgerle Kobe yapacağız. Kobe yapacağız. Onu ben burada pişireceğim. Tamam. Size döküm tavada. Zaten az pişmiş yapması gereken bir et. Yani Kobe'yi size bırakıyorum. Orta azdır bildiğim Kobe'nin yani. İdeali az orta. Az. Evet, idealini yapalım. İdealini yapalım. O şekilde orta az pişireceğim. Tamam. Yani az da değil. Çünkü Kobe bildiğim kadarıyla çok yağlı olduğu için tabii, tabii az da pişirmiyorlar. Yok, az orta olacak. Az orta yapıyorlar. Evet. Az değil. Şimdi Kobe etini, demin de bahsettiğimiz gibi konuşmada ona başlayacağım. Şimdi bu Japonya'dan getiriyorsunuz değil mi? Evet, getirtiyorsunuz. Ya dünyanın başka hiçbir ülkesinde bunu nasıl yaparsanız yapın. Evet. Hayvanı oradaki otla da dahi besleseler oluşmuyor. Bir kere bu standart. Tamam, bunun adı Wagyu'dur. Wagyu, cinsi. Evet. Wagyu, Kobe olabilir. Şimdi Japonya'da onu izleyeceğiniz için söylüyorum. Ben de öğrendim, Japonya'ya gittim, yedim şey. Kobe, Wagyu yapan kentlerden biri. Evet. Yıllık yarışma yapıyorlar. Kobe çok kazanmış ama birçok sene. Ama mesela Osaka'da da çok iyi yapılıyor. Bilmem Hiroşima'da da yapılıyor. Şey var. Bunu yetiştiren çiftlik aileler var. 13 degree'ye ayrılmış durumda. Evet. Aslında bu hani birazcık daha yarışmanın sonucunda 1. 2. 3. 4. degree evet diye sıralanıyor. 13'e evet kadar gidiyor. Evet. Bir bakıma baktığınız zaman o dönemsel oranın otu hangi aileninki daha iyiyse aslında yarışmayı onlar kazanıyorlar. Kobe çok kazanmış. Bu ya, tabii, daha o Wagyu'dur. Wagyu, evet doğru diyorsunuz. Bunlar bazen kaç kilo oluyor bu sırlar? Ya şöyle, yaklaşık olarak canlı ağırlık 900 kilolara kadar çıkıyor. Ve bunlar 100 bin euro falan satılıyorlar. Tabii tabii, çok pahalı. Hani ilk doğduğu andan itibaren bunun mantık şuradan gelişmiş. Hani suyun kaldırma kuvveti vardır. Balıklar bu yüzden fazla kaslı değildir. Evet. Kobe çiftliklerinde de hayvanlar yerden ayakları kesip beşik gibi tutulmuştur. Kaslar gelişmesin diye. Ha. Vücutta mayalanma artsın, yağ artsın diye günde yaklaşık... Nasıl? Ne yapıyorlar onu yapmak için? Hani araba kaldırma sistemleri vardır ya. Evet. Doğduğu günden itibaren böyle beşik sisteminde ayakları yere basmaz. Ve hiçbir kas yapısı az gelişir. Enteresan. Kaç yaşına kadar yaşıyorlar? Bu yaklaşık 18 aylığa kadar yaşar. 18 aylıkken kesilirler. 18 ile 22 aylık arasında. Evet. Burada en büyük etki Wagyu bölgesindeki ot. Ya da Wagyu cinsindeki ot. Tabii kesinlikle. Yedikleri ot. Yaklaşık 7-8 saatte saki üzerlerine tükürülerek hayvanların doğru, masaj doğru, yapılıyor. Tabii tabii. Çiftliklerin 7-8, 1-2 kilometre yanına kadar motorlu araç yaklaştırılmıyor. Hani gürültü ve sinir stres oluşmasın diye hayvanlarda. Evet. Bağırış çağırış olmaz. Ve bu özel etler çıkıyor. Hadi başlayalım. Bakın şunu aldım elime, izleyicilere damarları göster. Evet. Yağların çok eşit dağılımını. Yani kesinlikle. Bu şimdi, en büyük özelliği bu içindeki beyaz kılcal mermerimsi dediğimiz yağ dokusu çok yoğun. Mermerimsi diyorum. Evet. Mer damarları gibi. Evet. Onun yoğunluğu. Çok yoğun. Şimdi bu herhalde bonfile kısmı. Bonfilesi. Burası kontfile. Kontrafile ve antrikot kısmı. Antrikot kısmı. Şimdi bonfilemizle başlıyoruz. Döküm tavada pişiriyoruz. Döküm etin hem mühürlenmesinde çok iyi. Tabii. Kesinlikle. Ben hep arkadaşlarıma da misafirlerime de söylüyorum. Döküm yoksa et yapmayın yani. Hiç yapılmayacak olan bir şey. Yağ ne yağı içindeki? Yağ kemik suyu ve tereyağı var. Anladım. Onlar pişiriyoruz.
biberi yarattım. İdeali az orta pişmesi. Tabii. Dışındaki mühürlenmesini yaptık. Su kaçmasını engelledik. Bütün suyu içinde hapsettik. Tuz. Deniz tuzu ben döktüm biraz önce ona. Tamam. Şimdi en son biraz daha etrafında dedik. Son vermeden önce çok az daha deniz ve işimizi bitireceğiz. Bravo. Şimdi ilk dilimimiz, size şöyle hemen ikram edeyim. Teşekkür ediyorum. Kobe'mizin bonfilesi hazır. Kontrefileden de bir kısım size hemen pişireceğim. Tamam. Onda daha farklı aroması var çünkü. Tamam. Onda bir ufak tadına bakın. Hemen keseyim. Tabii tabii, soğumadan. Bunu şöyle keseyim. Çok çabuk pişti. İçi nefis. Çok şu şeye bakın. Yağ dokusu ve yumuşaklığı çok farklı aroması. Şey gibi, tuna balığı gibi. Evet. Tuna balığı orkinos böyle yapar ya. Vay. Bu da kontrafilesi. Aroma olarak birazcık daha farklıdır. Lif yapısı ve kas yapısı daha farklıdır. Farklı. Ben bunu yalnız şu şekilde kesmemiz lazım. Söyleyeyim. Siz kesin. Tabii tabii. Bunun etin suyu ve lif yollarına doğru dikkat etmemiz gerektiği için şu tamam. şekilde alacağız. Tamam. Böyle yağları neredeyse duruyor bile. Yani duruyor. Böyle yağ yoğunluğu, damarları. Kaz ciğeri yer gibi yani. Kaz ciğeri var ya. Daha bu artık iyice kaz ciğeri yer gibi. Neredeyse şey değil. Hiç hareketsiz ve yağ yapısı çok yoğun. Yani mesela bu hayvanlar kesildiklerinde vücutlarının diğer taraflarında da %40'a yakın yağ oluşuyor. Tamam. Burgeri de çok ama çok pahalı. Çok çok pahalı oluyor. Yani burgeri döşünden yaptığınız zaman o kadar yoğun yağ var ki. New York'ta yapıyor. Harika bir şey. Tabii tabii, inanılmaz oluyor. Gerçekten. Antikotlarına bakmak ister misin sana? Bakacağım da önce şunu biraz daha yiyeyim. Doyamadınız. Çok güzel, doyamadım. Bu çok güzel yani. Afiyet olsun. Bunu, peki siz bunu dondurulmuş getirmenize rağmen çok lezzetli. Yemek ama iyi. Şöyle. Ha, nasıl şimdi olur? Önce dry age yapılıyor. Yani kuru dinlendirme. İyi dinlendirilmiş, evet. iyi kaliteli bir et dondurulduğu zaman herhangi evet. bir sıkıntı yaşamaz. Dikkat ederseniz tabağınızda hiç böyle su, bakın ne kadar az pişmesine rağmen kan bile akmıyor. Hmm. Çünkü en büyük özelliği çok iyi dinlendirilmiş olması. Dolayısıyla onda donup olmasının hiçbir sıkıntısı yok. Yok. Ama taze olarak dondursanız o bütün suyunu falan kaybeder, tat kaybı oluşur. Şimdi bu Japonya tarım. Japonya'da yediğim daha bile yağlıydı. Onların A5, A6, evet, evet. A7 dereceleri kesinlikle. Var herhalde. Fakat inanılmaz bir fiyattı. Burada evet. ne kadar satıyorsunuz? Burada bizim Kobe'mizin porsiyonu 180 TL. Bir yani, porsiyon ne geliyor? Şu kadar geliyor. İki parça. Şu anda 4 ya da 4000 civarında evet. Kobe Beef Wagyu cinsi hayvan var. Evet. Az sayıda var. Nasıl? Ve yani nasıl 4000 civarında ne var? Yani her yıl 4000 civarında hayvan yetiştiriliyor. Evet. Ve yurt dışına çıkma yasağı var evet. bu hayvanın. Dolayısıyla hani devamlı olarak çok yoğun böyle her ay yüzlerce kilo alacağınız bir et değil. Hmm. Özel bir et. Bunun yiyicisi de çok özel. Dediğiniz gibi çok da uygun. Biraz daha tuz olabilir. Tabii. Fazla. Peki öyle de A4, A5 neye göre? Yağlık derecesine göre mi? Yağlık biraz da aslında bahsettim ya, yetiştiren ailelerin popülerliği doğrultusunda. Onu hükümet mi veriyor o şeyi? Evet. Ya ben mesela çok enteresan bir şey anlatayım. Avustralya'ya hayvan özel izinle dışarı çıkartılmış. Orada özel Wagyu bölgesinin tohumları götürüp ot ıslah edilmiş ama yine de olmamış. Yine olmamış. Aynı yağ öyle Avustralya'da yedim. Amerika'da olmuyor. Yedim. Kesinlikle. O doğru. Yani, bu biraz ama aynı şey olmuyor. Aynı şey aynı yağınlıkta olmuyor. Çıkmıyor. Biraz doğasıyla alakalı. Doğru. Toprağıyla, suyuyla. Çok doğru. Çok doğru. Şimdi yani biz Japon Milli Servisini burada bitiriyoruz. Afiyet olsun. Japonlar affetsin bizi. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Afiyet olsun. Bunu nasıl kesmek? Şimdi ben size bırakayım. Doğrusunu bir de göstereyim. Yine ben tekrar size söyleyeyim. Şimdi şu yağ damarları evet. bu şekilde devam ettiği için biz de tekrardan dıştan dolu gelirken yağın aynı hizasında devam ederek gitmemiz lazım. En güzel kısmı neresidir?
şurası mesela biraz daha yağ, siz biraz seviyorum yağlı ben. Eğer yemek yerim. İsterseniz yağ ile beraber yediğimizde bunu. Evet. Şu dış kısmını. Tamam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Çok güzel. Hadi bu da çok güzel bir lokma. Gerçekten güzel. Yani bunu yağlı... ikiye keser misiniz? Tabii. Şeyini bozmadan. Yapısını ben şöyle şuradan alayım size de. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani etin zaten en kalitelisi her zaman yağlı olması özelliği yoğun gerekiyor. Tabii. Bunda ağzınızda dağılması, erimesi sanki yokmuş gibi. Demin bahsettiğiniz ikaz ciğeri gibi eriyor. Aynen öyle. O çok keyifli. Evet. Tabii en çok lezzet yine de bu ribeye dediğimiz tabii. Ne kısmıdır? Pirzola kısmı. Tabii dana pirzola olan, pirzola yani kuzunun kısmı. Pirzolası en aynı çok, yer. En yumuşak, en yağlı belki bonfile kısmı. Aslında tam tersi. Antikot, en yumuşak kısmı. En yumuşak kısmı. Ama en yağlı kısmı en yağlı bu. Kısmı da olsa. Yani, bonfile en yumuşak özelliği kısmı, şey. En yağsız ve en yumuşak kısmı. Aynen öyle. Tek özelliği bonfilenin hayvanın içe doğru büyüyen tek eti. Evet. O yüzden hareketsiz bir bölge. Ama antrikot yani ribeye'ın yağının yoğun olması, evet. Kemikle kaplı olması o bambaşka bir aroma veriyor ona. Şimdi ben bunu izin verirseniz bu son lokmayı büyük bir keyifle ve şöyle gözümü kapayarak ve Tanrı'ya şükrederek teşekkür ederim. Çok elinize sağlık. Estağfurullah. Hakkınızı bunu afiyet alacağım. Olsun. Şunun kokusunu şu rayayı da içine çekerek şöyle. Afiyet olsun. Görüşürüz. Gerçekten çok güzeldi. Sider Bey şu anda beni uzaklaştırın masadan çünkü bunları ekibe bırak bırakacağım dedim. Estağfurullah. Ama artık sözümden dönemem. Siz bana şey yapın. Kollarımı falan tutun. Uzaklaştırın. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun gerçekten. Çok memnun oldum.